tebrik ediyoruz. Evet, ekranlarınızda yakın planda görmüş olduğunuz her iki güreşçi de kolay bir spor değil, atasporu güreş. Müthiş bir efor, kuvvet, zeka, çeviklik. Ama her şeyden evvel Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ahlaklı sporcu. Evet, o da pehlivanların yüreğinde, özünde, profilinde var. Hepsi birbirinden değerli. Evet, kule düdüğünü çaldı. Puanlama saatine girildi. Artık son 10 dakika puanlamada. Eğer burada ihtar puanlar veya iki ihtar bir puana dönüşüyor. Sayın Doğan, hazır sırası gelmişken bu teknik analizde puanlamada ihtarların anlamı ne? Kaç ihtar bir puan oluyor? Ve ihtar süresi sonrasında yani son puanı alan güreşçi neye ulaşıyor? Biraz bunları tek tek analiz eder misiniz efendim? Şöyle söyleyeyim. Tabii kule ve meydan hakemi ile birlikte güreş esnasında pasif ve aktif olana göre değerlendirme yapılır. Çok daha aktif olan güreşçi, pasif olan güreşçiye üstünlük sağlamadığı takdirde pasif olan güreşçi kule ile meydan birlikte özellikle kulenin tabii kararı çok önemli. İhtar verir. 3 ihtar alan zaten tam otomatik olarak diskalifiye sayılır ve mağlup ilan edilir. Ama bizim arzumuz şu, bu böyle bir güreşte ihtara gitmeden puanlama veya yenişle güreşin sona ermesidir. Seyirci de bunu bekliyor. Tabii ihtarlarda 3 ihtarla güreşçinin atılması hiç de hoş değil. Seyirci de bunu çok benimsemez. Yani tamamıyla savunma yapıp hani pasif güreşen sporcunun seyirciye yansıttığı hiçbir olumlu bir şey yok. Seyirci bunu bekliyor. Onun için büyük ihtimal burada puan gelir. İhtar olmaz çünkü ikisi de birbirine çok denktir. Şu anda puanlama güreşi de başlamış oldu. Şimdi 10 dakika içinde bu olacak. Biraz önce ekranlara yağcı geldi. Yağının markası, kalitesi belli. Yağının tenekesi, hacmi, kilogramı belli. Peki baş pehlivanlar bu şekilde yağlanmayı yerel güreşlerde hak ediyorlar mı? Kırkpınar'da böyle bir yağlama şekli var mı? Hayır, yok. Çok daha düzenli yağlanması lazım. Yağdanlıkların özenle tabii ki, hazırlanması. Tabii ki. Bu doğru bir şey değil. Biz de bu konuda ilgililerle görüşürüz. Ben federasyon temsilcisi olarak bunlarla belki arkadaşlarımız bu usulü çok fazla benimsememiş olabilirler ama bu bir eksiktir. Bu eksiği de biz de gördük. Sizin de görmeniz hakikaten güzel bir şey. Bunu da bir dahaki yıllara telaffuzu mümkün. Böyle tenekeyle sporcunun ensesine yağ dökerek çok doğru bir hareket değil. Hoş karşılanmaz bu. Biz Kırpınar'da yaklaşık 1,5 ton, 2 tona yakın yağ harcıyoruz. Hepsi düzenli bir şekilde ibrikle gelir. Pehlivanın ihtiyacı kadar yağlanır ve döner. Şimdi yağın 1/3'ü çayıra dökülüyor. Bir kısmı pehlivana dökülüyor. Gelişi güzel. Gelişi güzel. Gayri hoş ciddi. Değil. Tabii hiç hoş değil. Bizim baş pehlivanlarımız bunu hak etmiyor. Hak etmiyor ve hoş değil zaten. Evet. Ama bunu ilgililer bunu bu eksiği de not alalım. Evet, gördük. Arkadaşlarımızı söyleriz. Sene inşallah bu güzelim yerde, bu güzelim çayırda, bu kadar güzel seyircinin önünde bu hareketi de biz engellemiş oluruz. Ben size teşekkür ediyorum. Bu eksiği de sizi tespit ettiniz. Biz de ilgili olarak bunu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Bunun önlemini alacağız. Değerli izleyiciler, tabii pehlivanın en büyük aksesuarı kısmet. En önemli kısmetçilerimizin başında da ünlü usta İrfan Şahin abimize selamlar. Samsun Uğur Kesen'e selamlar. Gözünüz ekranda, kulağınız bizde. Artık puanlamadayız. Finalin ismi Çatalca'da. Evet, Ekrem'in bir hamlesi var. Bakalım. Evet, tekrar Osman'ın evet karşı hamlesiyle güreş devam ediyor. Uğur Kesen son kısmetçiler. Ekrem tekrar paçaya daldı ama bakalım Osman Kasnak'la Osman evet, evet, Osman evet, puanlamaya daha yakın ve puanı aldı. Evet, aldı. Aslında Ekrem kendi oyunu sonrasında Osman bir puanı aldı. Evet. Şu an puanlamada puanlamayı aldı. Üstü patron
Ayakta devam edeceksiniz. Ayağa davet ettiği evet. güreşleri. Şu an avantaj kimde? Avantaj şu anda Osman Aynur'da ve büyük bir avantaj. Evet. İkincisi sözlerime devam etmek istiyorum. Kısmet konuşuluyor. Zembil konuşuluyor ama en önemlisi yağ. Yağlı güreş diyoruz. Osman ikinci hamlesini yaptı Ekrem Yavuz'a. Hemen Ekrem de puanını şu an evet. Puanın, çok yaklaştı. Çok yaklaştı bakalım. Ama Osman bırakmıyor. Evet. Ekrem de puanını aldı. Şu an durum 1-1. 1-1. Değerli izleyiciler, yağ o kadar, gerçekten o kadar önemli ki ismini yağdan aldı. Ama bakalım finalistlerden kim baş pehlivan olacak? Evet, Ekrem üstü patrona bakıyor, biraz sertleşti elenseler. Yaşayan büyük efsane Ahmet Taşçı, yağcıyı şöyle ifade ediyorum Sayın Doğan. Öyle yağcılarla çalıştık ki pehlivanın sırtı kuruduğu zaman hemen yağdanlığını evet, alır. Osman evet, Aynur'da ikinci puanı aldı. Puanlamada değerli izleyiciler. Çok da rahat bir puan oldu. Yağcının önemini ifade ediyor. Büyük usta Ahmet Taşçı saygıyla anıyorum. Selamımı yolluyorum burada. Evet, evet. Evet, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani gözlemlemesi de yağcının, bir pehlivanın yağ her şeyi diyebilir miyiz? Tabii ki. Müsabaka anında. Tabii ki. Buna kesinlikle katılıyorum. Sayın Taşçı'nın da söylediğinin altını çiziyorum. Size biraz önce de söyledim. Evet, Kani Tezcan'ı da buraya bekliyoruz acilen. Artık puanlamanın sonuna doğruyuz. Kani Tezcan da burada mesajlarını versin istiyoruz. Veli Meşe, güreş ağası Kani Tezcan'ı anlatın. Kabinde bekliyoruz efendim. Ekrem'in itirazları var. Böyle bir duraklama yok diyor. Puanlama süresi geçiyor. Böyle bu yok. Durumu kronometre yok. Durduruluyor mu zaman? Durduruluyor. Hakem hakemin biraz sertleşti. Evet, evet Osman, biraz sertleşti. Güzel olmadı. Geldi. Güzel Ekrem'e olmadı ve var. Ekrem bir sarı kart aldı. Evet, Ekrem. Evet. Ekrem'e evet. Sarı kart var. Evet, evet. Yakışmadı. İkisine de yakışmıyor. İkisine de yakışmadı. Hakem kararıyla güreş durduğu zaman süre durduruluyor. Bu arada paça bağında çözülmeden dolayı hakem güreşi durdurdu. Onda herhangi bir sıkıntı hakemin yok. Hakemin kontrolünde. Tabii ki. Hakemin kontrolünde. Evet. Hakem molası dediğimiz bu molayla yani. Peki şu anda bitime yani yakın saniye son çok, dakikalarda. Son aşamadayız. Ekrem puanı alırsa 2-2 olacak. En ve son puanı Ekrem aldığı için Ekrem galip evet. gelecek. Evet Osman Aynur. Tekrar 1000 puan. Evet. Maçaya yapıştı. Ve şu anda kulede görüyorum Davut Aslan kule başhakemi düdüğü ağzına götürdü. Herhalde çaldı çalacak. Süre bitmek üzeredir diye düşünüyorum. Ama çalmadı. Demek ki süre var. Biz burada öyle yorumluyoruz ama. Kulede de bir hareketlenme var değerli var, evet, izleyiciler. Var sürenin sonuna sanki gelindi. Ulu Cami Ar Meydanı'nda nefesler tutuldu. Ekrem Künde şansını deniyor. Atarsa ki evet kendi oyunuyla Osman Aynur güreşi alıyor. Ekrem Yavuz Çatalca'da Ulu Cami Er Meydanı'nda burada canlı yayınımızın sonuna geldik ve evet. Değerli güreş severler Çatalca'da Osman Aynur Ekrem Yavuz'a galip geldi ve tabi tercihini Künde'den yana kullandı ama başaramadı Ekrem Yavuz. Evet. Evet. Kupa törenine geçiliyor. Cem Kara hızla. Belediye başkanı pehlivanlara madalyalarını verecek. Evet. Kulağım yönetmenim de. Evet. Üçüncü Gökhan Arıcı yine Ali Açık Göz. Evet. Ali Açık Göz'ün pehlivanı Levent Erdoğan Spor Kulübü Karan Yüksel. Üçüncü olmuştur. Gökhan Arıcı ve Yaşar Giyim'in pehlivanı aynı zamanda. Birinci Osman Aynur'un pehlivanı birinci. Çok
Ekrem Yavuz, Levent Erdoğan Spor Kulübü Karamürsel ikinci öbür tarafı. Peki efendim. Sayın İbrahim Doğan bizimle beraber oldu. Ben kapanış konuşması için podyuma doğru gidiyorum. Cem Kara ve yayınımızın burada süreyi de bir aile geçtik ama Cem Kara'yı bekliyoruz. Ben sahaya iniyorum değerli güreş severler. Evet, madalyalarını Sayın Belediye Başkanımız Cem Kara. Evet başka. Seyfettin Selim Kırkpınar ağamız, Cumhuriyet Savcımız Gürsel Keleş ve Kaymakamımız tarafından takdim edilecektir. Buyurun efendim. Birinciye, ikinciye, üçüncülere madalyalarını ben güreş ağamız Nadir Erol şu anda beraberler. Sayın Savcımız, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız tarafından şöyle açalım burasını lütfen. Nadir Erol ağam şöyle gelsin. Küçük bir pehlivanımız vardı. Küçük pehlivanımız Kısmetli. Nerede o? Küçük pehlivanımız lütfen açalım burasını lütfen. Şuraya ön tarafa alalım. Osman Aynur'un yanına verin onu. Osman Aynur'un. Osman al şunu yanına. Evet. Evet. Alkışlıyoruz pehlivanlarımızı. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Alkışlıyoruz. Diyoruz ki Çanakkale Aydos, güreşler bitti paydos. Başın düşerse dara gel Cem Kara başkanımı ara. Akıl için ara, para için arama. Evet, şu anda güreşlerimiz nihayete ermiştir. Osman Aynur, Antalya Belek Belediyesi'nin pehlivanı şampiyon olmuştur. Evet, alkışlıyoruz kendisini. Ekrem Yavuz, Levent Erdoğan Spor Kulübü ikinci, Gökhan Arıcı üçüncü. Şu anda röportajımız vardır. Şöyle beraberce Sayın Seyfettin ağam şöyle gelin efendim beraberce. Sayın savcım, Sayın kaymakamım hep beraber olalım. Harika bir müsabaka oldu ama son sözleri hemen Cem Kara ile bağlayacağız. Sayın Selim, artık güzel bir final seyrettik diyebiliyor muyuz? Tabii, final çok güzel oldu. Pehlivanların eline koluna sağlık. Biz böyle güreş diyor işte. Son güreş güzeldi. Evet. Peki Sayın Kaymakamım, keyif dolu bir gün geçirdik. Elbette, ben yıllardır böyle zevk almamıştım bu güreşten. Güreşlerimizi kutluyoruz. Çok güzel bir müsabaka gösterdiler. Evet. Çok güzeldi. Osman, güzel bir müsabaka oldu, neler söylüyorsun? Valla yani saha çok güzeldi. Sağ olsun büyüklerimiz de buraya gerçekten çok güzel organize yaparak bizi de çağırdı, davet etti. Biz de elimizden geldiği kadarıyla burada güreşi bütün Türk halkına göstermeye çalıştık. Buradan hem kaymakamımız hem başkanımız hem de büyük ağalarımıza, abilerimize çok teşekkür ederim böyle bir güreş yaptıkları için. Aynı zamanda Belek Belediye Başkanımız Sayın Hüsnü Mece'ye de çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki biz kulüp olarak altın kemeri aldık Edirne Kırkpınar'ı. Buradaki birincilikleri de kimseye bırakmadan Belek'e götürmeye çalışacağız elimizden geldiği evet, kadarıyla. Seni de kutluyorum. Güzel bir çok sağ olun. Edirne'den sonraki ilk ciddi sınavdı. Tabii final yaptık Osman kardeşim. Osman da değerli bir güreş arkadaşımız. Her zaman Kırkpınar'da iddialı. Zaten 2006 senesinde birinci oldu. Ben buradan kulüp başkanımız Sayın Levent Erdoğan'a, Karamsar Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a, ustamız Ahmet Taşçı'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi sayesinde Karamsar güreş ve güreşçi misyonunu devam ettiriyor. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi tekrar sunuyorum. Sayın başkanımıza, güreş ağımıza, Kırkpınar güreş ağımıza tekrar teşekkür sunarım. İnşallah ileriki görüşmeler görüşmek üzere. Evet Sayın Başkanım, Erguvan Şenlikleri Festivali çerçevesinde 7. günü bıraktık. Artık yarın müthiş bir kapanış hadiseyle ama bugün her şey çok güzeldi. Son sözü size bırakmak evet, istiyorum. Evet, ben son sözü zaten baş pehlivanlarımız söyledi. Ben öncelikle pehlivanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim çağrımıza cevap verdiler ve Kırkpınar'dan Er Meydanı'ndan bir başka Er Meydanı'na Çatalca'ya geldiler. Sayın Kaymakamımıza, Kırkpınar ağamıza, Çatalca ağamıza, tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Güreşin Çatalca'da yaşadığını ve yaşatılacağını herkes bir kez daha gördü. Söyleyecek sözleri zaten burada söyledik. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Saygılarımı sunuyorum herkese. Teşekkür ediyorum. Evet, canlı yayında burada sonuna geldik. Ulu Cami Er Meydanı'ndan yarın Erguvan'a devam ediyoruz. Bu akşam da güzel görüntüler var. Ama Hadise konserine Sayın Cem Kara herkesi bekliyor. Tüm Türkiye'ye Çatalca'dan Ulu Cami Er Meydanı'ndan.